Öncelikle hoş geldiniz. Neden kardiyoloji? Neden kardiyoloji? Bu klasik bir soru aslında. Yani kardiyoloji bir hekimin tatmin olabileceği, kendisini gerçekten hayat kurtardığını hissedebileceği branşlardan biri olduğu için. Biraz da idealist bir kafayla yazılmış bir branş benim için. Pişman değilim. Tabii biraz yoğun çalışmak bazen bizi strese soksa da, bazen sorgulasak da sonuç itibariyle sevdiğimiz mesleği yapıyoruz yani kendi adımıza. Peki gördüğümüz kadarıyla spor yapıyorsunuz. Sporun kardiyolojiyle bir bağlantısı var mı? Bir de şey soracağım şu konuya girmeden önce. Niye erkekler spor yapınca sürekli bir yerlerine kasılma ihtiyacı duyar? Ya aslında kasılma ihtiyacı değil. Kasın ismi zaten kasılmaktan mı gelir bilmiyorum ama bir şekilde spor yaptıktan sonra vücudunun normalin dışında bir, yani olması gerekenin dışında bir boyuta ulaşması nedeniyle ona biraz alışmak zaman alabilir. Uzun süredir yapan insanlarda bu tarz bir şey görmezsiniz aslında. Yani normal şartlarda, ama bir kasın boyutu normalin üzerindeyse eğer, bu kasılmasan dahi zaten kasılmış gibi gösterir. Yani bu aslında etkilemek için mi o kol dönüyor yani? Değil, etkilemek için değil. Ben onu saklamak için yaptım. Onu etkilemek için yapmadım, utandığım için. Çünkü çok fazla ön plana çıkması bazı durumlarda yapabiliyor yani, açıkçası utandırabiliyor ya da rahatsız edebiliyor yani. Peki sporcu besinleri? Sporcu besini, ya aslında sporcu besini diye bir şey yok normal şartlarda. Spor yapan insanların nasıl beslenmesi gerektiğini belki konuşabiliriz. Çünkü bütün besinler ortak zaten. Sporculara özel bir besin yok aslında. Sporcuların ne tarz besinlerle daha iyi bir sonuç alabileceklerini konuşabiliriz. Ne olabilir? Çoğunlukla klasik bildiğimiz protein ağırlıklı beslenmek. Ya da karbonhidrattan ve yağdan fakir bir diyetle beslenmek. Kısacası bu. Aslında yani yoksa günlük şu kadar yumurta yiyelim, yok bu kadar et yiyelim, bu kadar tavuk yiyelim. Bu tarz şey yok. Önerdiğimiz şey şudur. Mutlaka her insan için haftada en az iki kez ızgara ya da buğulama şeklinde, kızartma olmayacak şekilde balık öneriyoruz kişilere. Soru başlamadan önce illa bir kardiyoloji muayenesi gerekir mi? Şöyle, eğer ağır spor yapıyorsak ve ailemizde nedeni bilinmeyen kardiyak ölüm gerçekleşmişse, ya kardiyak olmasa bile bir şekilde kişinin ailesinde genç yaşta ölüm gerçekleşmiş ve nedeni bilinmiyorsa, bu kişiler herhangi bir şikayet olmasa dahi muhakkak spor öncesinde, yani spora başlayacaksa ve bunu devamlı hale getirecekse, bu kişilerin mutlaka bir kardiyoloğa görünmesi gerekir. Kardiyolog olmasa bile en azından bir EKG çekilebilecek bir hekime görülmesinde fayda var. Bu rutin bir uygulama haline gelecek yakın dönemde. Son kardiyoloji kılavuzlarında da artık spor kardiyolojisine inanılmaz bir talep var ve bu konuyla ilgili çok fazla çalışma yapıldı. Artık kişilerin normal, profesyonel sporcular değil, kişi kendisi spor yapıyor olsa dahi bu kişinin kendi limitinin üzeri, yani maksimum limitine çıkacağı düşünülerekten spor yaparken, örneğin bir şekilde gaza geldin ve maksimum limitinde spor yapmaya çalışıyorsun. Bu profesyonel bir sporcu olmasan dahi kalbini inanılmaz derecede yorabilir ve varsa bir problemin mutlaka bu sıkıntıya sokabilir. O yüzden spor öncesinde eğer kişinin semptomları, yani şikayetleri varsa nedir? Çarpıntısı varsa, çabuk yorulması varsa, göğüs ağrısı varsa ya da baş dönmesi şikayeti ya da hayatın herhangi bir döneminde bayılma şikayeti olduysa, bu insanların mutlaka spor öncesinde bir hekime görülmesi, aile hekimi olabilir. Eğer bir şüphe uyandırılıyorsa aile hekimi tarafından mutlaka kardiyoloğa yönlendirilecektir. Kişi kendisi direkt kardiyoloğa ulaşabiliyorsa eğer, direkt kardiyoloğa gelmesinde fayda var. Sporun yaşı olur mu yani? Şu yaşta spor yapılmaz mı? Kesinlikle hayır. Sporun yaşı olmaz. 80 yaşındaki bir insanla kalkıp 10 kilometre şu kadar hızla koşmasını önermiyoruz. Ama 80 yaşındaki bir insanın yürüyüş, yani belirli bir tempoda yürüyüş yapmasını öneriyoruz. Kişinin tabii bedensel problemi varsa eğer, bu konuyla ilgilenen herhangi bir hekimle, fizyoterapiste olabilir ya da fizik tedavi uzmanı olabilir, yapılabilecek sporları kendilerinden öneri alarak yapabilirler aslında, öyle söyleyeyim. Yani beden sağlığı ile ilgili bir problemimiz varsa öneri çerçevesinde kendisine uygun sporu yapabilir. Peki bütün sporlar kalbe iyi geliyor mu? Evet, bu aslında güzel bir soru. Şöyle ki, sporun her türlüsünün kalbe ve damar hastalıklarına çok iyi geldiği ile ilgili aslında halk tarafından, yanlış demeyelim de, eksik bilinen şeyler var. Ağırlık sporları çalışan insanlarda hipertansiyona yatkınlık olabilir. Bunun yanında eğer varsa kişide beyin damarlarında bir anevrizması, ana damarlarda, aort dediğimiz damarlarda anevrizması ve kişinin bilmediği bir anevrizması varsa, bunlarda yırtılmalara neden olabilir. Ya da o anlık herhangi bir şikayet olmasa bile anlık hipertansiyon, yani iyi çalışamamak ya da düzgün çalışamamaktan kaynaklı, nefes egzersizlerini iyi yapmamaktan kaynaklı ağırlık sporu çalışan insanlarda bu tarz damarsal problemler yaşanabilir. O yüzden bizim önerimiz şudur: kısa sürede çok yoğun spor yapıp da bir şeyleri elde etmeye çalışmak değil, uzun bir zamana yayıp daha yavaş ve daha kontrollü spor yapmayı öneriyoruz.
Bunun yanında kardiyo egzersizi dediğimiz normal koşu egzersizleri, yürüyüş egzersizleri ya da bizim aerobik tarzında daha soft egzersizler, esneme germe egzersizleri ya da hafif orta crossfit dediğimiz egzersizler genel olarak kalbe faydalı egzersizlerdir. Bunları öneriyoruz ama ağırlık sporu gibi sporları tekrarlıyorum. Bu tarz sporları kısa vadede yoğun çalışmayla değil daha uzun vadeye yayıp vücudu buna alıştırmakta fayda var. Yoksa hiç hoş olmayan sonuçlarla karşılaşabiliriz.